Kastamonu'ya gelen misafirler evlerine dönerken neler götürebilir? Kastamonu'ya gelen misafirlerimiz eve dönerken Kastamonu'nun meşhur çekme helvasını götürebilir. Kastamonu'nun siyez bulgurunu götürebilir, sarımsağını götürebilir. Kastamonu biraz daha yemek konusunda hassas olduğu için yemek konusunda biraz daha ilerlemişiz. Sarımsaktır, pastırmadır, siyez unudur, siyez bulgurudur. Yani siyez ürünlerimiz dünyadaki tek katkısız bulgur olarak yaygınlaşmış bir üründür. Aynı şekilde ben size şu şekilde bir göstereyim. Bu da Kastamonu'nun Tosyası'nda yetişen sarı kılçık pirincidir. Evet. Bu da yemeklerin tadını biraz daha arttıran, pilav seven insanlar için hoş bir üründür. Çekme helva da Kastamonu'nun tarihinden çok eskilerden dayanan, üretimi zor, zor şartlarda yapılan tatlı bir ürünümüzdür. Ondan bahsedebilir misin yapılış süreci hakkında biraz? Çekme helvanın yapılışı önce onun mialesini dediğimiz un ve şekerini karıştırıp ondan sonra şekerini hamur haline getirerek onları çeke çeke 36 kere olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 36 posta çekerek bu hale getiriyorsunuz. Ondan sonra bunu kalıplara basıp presliyorsunuz ve en sonunda bu şahane bir görüntüyü alıyor. Evet. Çeşitleri, helvanın çeşitleri de var. Eskisi artık, gibi artık sade tereyağlı değil. Hani çeşit çoğaldı. Ne çeşitleri var? Ballısı var, tereyağlısı var, çikolatalısı var, güllüsü var, narlısı var. Artık talep üstüne helvanın da çeşitleri artıyor. Eskisi gibi şey değil, standart bir ürün değil. Evet. Zaten otogarda bile gelen misafirler tabii. çekme helva götürüyor tabii, daha çok. Tabii ki de. Yani çekme helva bunun artık biraz daha özleşmiş bir ürünü. Evet. Siyezi sarımsağı biraz daha arka planda bırakan bir ürün. Mesela pirinci burada herkes bilmez Kastamonu'nun Tosyası'nın pirincini ama helvasını herkes bilir. Onun reklamı biraz da zamanında daha güzel yapılmış. Evet. Onun dışında size şey sorsak, Kastamonu'ya gelen misafirler nereleri gezebilir şehir merkezinde olsun, ilçelerde olsun? Kastamonu'ya gelen misafirlerimiz nereye gezebilir? Hazretipir kısmı var. Çok güzel bir ambiyansı vardır oranın kendisinin. Kaleyi gezebilir, manzarası çok güzeldir. Tarihi keza aynı şekilde çok güzeldir. Saat Kulesi'ni gezebilir. Onun da hikayesi, ilginç bir hikayesi var. Onu da gezebilirler. Fotoğraf çekinebilirler. Yine manzaraya karşı bir çay içmek isterlerse orada içebilirler. Onun dışında Kastamonu'nun tarih, buram buram tarihi var. Evet. Kırk Direkli Camisi var. Orayı gezebilirler. İsmail Bey Külliyesi var. Orayı gezebilirler. Daha da doğaya çıkmak isterlerse ilçelerde kanyonlarımız var. Ilıca Şelalesi var. Yani doğal güzelliği bozulmamış bir şehir. Evet, biraz Ilgaz. Ilgaz tabii Ilgaz kayak merkezi olarak orada da aynı şekilde hem spor yapabilirler hem gezebilirler. Onun dışında sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani Kastamonu'yu tarihi seven insanların gelmesini tavsiye ederim. Güzel bir şehirdir tarih açısından. Hani bilinmeyen de bir tarihi var. Bence gezip görmeleri lazım kesinlikle. Nerelisin Aslan? Ben Kastamonluyum. Elyakut köyündenim. Neresi ora? Hangi ilçe? Tosya yoluna bağlı. Evet. Kastamonu 10 kilometre ama Kastamonu daha bambaşka. Evet. İnşallah gelişecek Kastamonu. Gelişmeye de devam ediyor. Evet. Yani. Başka neler dersin insanların gezmesi için? Mesela gezilecek nereleri var? Gezilecek Münire Medresi var. Yakuba Kulyesi var. Evet. Kale var. Hazreti Pir Şeyh Şabani Veli var. Evet. Yani başka Ilgaz'ımız var. Evet. Kastamonu meşhur Ilgaz var. Yani türbelerimiz var. Evet. Türbelerde hangi şehirlerin? Barmaklı türbe var. Evet. Ondan sonra Aşıklı türbesi var şu yukarıda. Yani Kastamonu inşallah gelişecek diye tahmin ediyoruz. İnşallah. Onun dışında yemekler hakkında bilgin varsa yemeklerini var. Size söyleyebilir misin? Yani şurada pastırmalı ekmeğimiz var. Evet. Simit var. Trit simidimiz var yukarıda. Evet. Yani etli ekmeğimiz meşhur, Kastamonu'nun etli ekmeği meşhur. Yani sen hangisini seviyorsun en çok? Ben etli ekmeği seviyorum. Bir de banduma varmış. Aynen, bandırma da var. O nasıl? Tavuk etiyle yapılıyor herhalde. Tavuk etiyle yapılıyor aynen. Yani tiridin başka bir çeşidi. O da çok güzel. Yufkadan oluyor. Yani. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Başka bu kadar. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Kastamonu işte hani tarihi bir kent olduğu için işte evlerimiz meşhur. Böyle maket evlerimiz var, ışıklandırmalı. Böyle ürünler tercih edilebilir. Yine bizim taş baskılarımız meşhurdur. Taş baskılarımızdan genelde tercih ediyorlar. İşte eski dokumalarımız var. Böyle el dokumalarımız işte 80-100 yıllık anneanne ve babaannelerin sandıklarından çıkan. Yine bizim kendi bayanlarımızın tahta tezgahlarda dokumuş olduğu el dokumalarımız meşhurdur.
Bir de bağ dediğimiz bizim bayanların tırnakla düğüm atarak tek tek yaptığı bağ çeşitimiz vardır. Onlarla da yanları, işlemeleri tamamlanıyor ürünlerin. İşte hani iki tane milli parkımız olduğu için Ilgaz ve Küresıra Dağları, onun için hani ahşap biraz daha ön planda oluyor Kastamonu'da. İşte hani gelen misafirlerimiz geldiğinde işte hani doğayı, kültür artı işte hani eğer ne diyeyim dini turizm yani yapmak istiyorsa dini turizm olarak da güzel bir şehirdir Kastamonu. Onun haricinde yine beni sormak istediğiniz bir şey varsa ben cevaplayayım bir tarafta. Kastamonu'nun yemekleri, kültür yani, hakkında neler söylemek istersiniz? Yani Kastamonu hani rivayet olarak isminin Kastlara dayandığı, oradan geldiği söyleniyor. İşte hani Kastamonu İstiklal yoludur. İşte Kurtuluş Savaşı'nda Rusya üzerinden gelen mühimmat İnebolu Limanı, İnebolu Limanı'ndan da kanlarla Ankara'ya kadar sevkiyat buradan yapılmıştır. Yine hani işgal görmememize rağmen Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren illerden birisidir. Onun haricinde başka söyleyebileceğimiz işte hani medreseleriyle ünlüdür. 2-3 tane şu an ayakta kalmış olan medreselerimiz vardır. İşte meydanda bulunan Nasrullah Camii 1500'lü yıllarda yapılmıştır. Onun arkasındaki Münire Medresesi 1736'lı yıllarda yapılmış. İşte hani bir kompleks şeklinde bu şekilde şeyini sürdürüyor. Onun haricinde ekstra söyleyebileceğim. İşte hani yöresel olarak da derseniz pastırmamız meşhurdur. İşte çekme helvamız. Onun haricinde sarımsağımız, Taşköprü sarımsağımız, işte %99.9 genetiği değiştirilmemiş siyez bulgurumuz, yine siyez unumuz. Hani bunlar ön plana çıkıyor. Kastamonu'ya geldiğinde müşterilerimizin tercih edebileceği alternatifler çok fazla bulunmakta.